Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Şey yap ya, özlemişsin de. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette aşırı ucuza satılan Windows lisansını satın alıp deniyoruz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle birazcık böyle sesim kısık. Askerden yeni geldim, 20 günlük bir ara vermiştim. Çağdaş'ın yanına koşturarak geriye geldim. Komutan. Çağdaş komutan. Bu arada çok özlemişim ortamı da. Onu da bir söyleyeyim yani. Biz de bayağı özledik seni ya vallahi. Lütfü yokluğunu hissettik. Şimdi şöyle bir durum var abi. İnternette böyle 15, 20 lira, 25 liraya satılan Windows 10 lisansları var. Onlardan bir tanesini alıp deneyeceğiz. Yani acaba çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Harbiden çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Evet, harbiden çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şimdi zaten burada Google açık. Buraya yazıyorum. 10 TL Windows lisansı. 10 lisansı. Evet, burada yazılım budur. Abi, 19. Gidiyordu 19. Pro. O bana pek güven vermedi Çağdaş. Neden ucuz? Kargo yok, paket yok, o yok bu yok. Ben yani şimdi hani 1000 liralık, yani 800 işte liralık şey nasıl? O kutunun ücreti oluyor? Şey mi? 790 lira. Orada bir sıkıntı var. Nerede lisansın ifşası gerçekleştiği için iade mümkün değildir. Yani evet. Sen bir kere aktif ettiğinde o lisans tekrar kullanılamıyor diyor. Daha iade olmuyor diyor. Olmuyor diyor, aynen. Online teslimat diyor ya. Zart diye herhalde veriyor. Pro alacağız. Bu arada bu bilgisayarın zaten Windows'u lisanssız Windows'lardan. Bunu da şimdi kurduk. Ben alıyorum bunu o zaman. Şurada bir kart numarası işlemlerini halledelim, döneceğiz. Aynen. Sonunda alabildik arkadaşlar. Aldık. Birazcık şimdi pürüzler çıktı ama sıkıntı yok, hallettik. Tebrikler, ödeme işleriniz başarıyla gerçekleşti. Şimdi online olarak bize mail adresimize gelecek. Bu alındı. Tamam, şimdi satıcı görecek, bize lisansı gönderecek. Bekliyoruz şu an arkadaşlar, tekrar aynen buluşacağız. Arkadaşlar, lisansımız geldi. Harbiden orada yazan açıklama gibi. Bir yemek yedik arada, yani bir yarım saat. Yarım saatlik bir boşluk, evet, oldu ve o oldu. Sırada mail geldi, kod geldi arkadaşlar. Aynen, şimdi ilk olarak gelen kodu buradaki lisanssız olan Windows'umuza işleyeceğiz. Sonra da o kodu bir Google'da aratalım. Acaba torrentte plan mı var abi? Nerede var şimdi, aynen, bakalım. Yani ben birazcık araştırdım. İnsanlar genelde şey diyor mesela, böyle bir yerden alacaksan kullanıcının mesela yorumlarına bak. Daha önceki satışlarına bak. Güvenilir 70 yorum var, hepsi iyiydi. Güvenilir kullanıcıysa alın, sıkıntı çıkmaz diyorlar. Şimdi Windows'u etkinleştirelim. Ürün anahtarı değiştir. P ile başlayan bir şehir ismi var mı? Pozantı. Pozantı. Gülmek. Hepsini biz böyle düşünürsek çok işimiz var. QQ. Etkinleştir. Hadi. Oldu lan. Oha. Çak. Oldu. Harbiden oldu. Etkinleştirdik. Etkinleştirdik. Şimdi ne oldu? Görüşürüz arkadaşlar. 19'lu 15'li bir şey aldık. Şu an oldu yani şey mi? Windows etkinleştirildi. Bak aşağıda yazıyor. Aa bak burada. Aa harbiden ha. Yok gerek yok. O tamam. Vallahi, süper. Sen aynen bunu otur oku abi. Aynen. Next. Aynen. Bize gelen bu lisans anahtarını bir aratalım abi. Arat abi. Başımıza neler geldi? Hiçbir şey geleceğini zannetmiyorum. Söylüyorum. Arkadaş bak, ben neden kopyalattım orada sana onu? Adamın dibisin ya. Güzel kardeşim. Yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar, tabii ki de Lütfi komutandan kaçar mı? Kaçmaz. Başka bilgisayarda deneyelim arkadaşlar. Geçenlerde Çağdaş'ın çektiği bir bilgisayar arkadaşlar. Oyun bilgisayarı bu. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Hiç belli olmuyor. Aynen, zaten şey abi. Aynen. Kafada karıştı mavi ekran. Bu bilgisayarda Windows Home mu yüklü Çağdaş? Home yüklü, aynen. Tamam, buna bir pro lisansını yükseltmeye çalışalım bakalım. O ürün anahtarını girelim, neler olacak? Aynen. Hep beraber görelim. Buradan store'a gidiyorum. Git abi. Yüksel. 1200 lira. İyi, bugün de kardeş Çağdaş. Windows ürün anahtarım var'a tıkladık buradan. Söyle komutan. Basıyorum. Dur. Kopyala bir daha yukarıya. Şeyci ya, keygenci. Nerede keygenci, ne zaman lazım olacağı belli olmaz arkadaşlar. Bismillah. Olmadı. Çalışmadı. Evet, demek ki harbiden bir kerelik bir sistemde kullanabiliyoruz. Meselenin yasal olup olmadığı kısmına çok hakim değiliz ama Türkiye'nin en büyük sitelerinden bir tanesi de satılıyor. Gitti gidiyor da satılıyor. Ayrıca EPTT, AVM'de falan filan da var. Bir çalıştı. Sıkıntı çıkmadı şu bir an. Sıkıntı yani çıkmadı. Şöyle bir şey var. Şimdi 3 ay sonra lisans düşer, bir şey olur. Onda ayrıca zaten haberiniz olur arkadaşlar. Şu an aynen için ama bir sorun yok. Olur da hani lisansımız patlarsa bunu Instagram hesabından da paylaşırız ama şimdilik ilk yaptığımız bilgisayarda ürün anahtarını değiştirdik ve cayır cayır Windows 10 Pro'muzu tanımlayabiliriz. Bildik. Şuna dikkat edin, alırken güvenilir olduğuna inandığınız bir satıcıdan, hani karşınızda muhatap bulabileceğiniz birinden almaya çalışın. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sonuca bağlayabildik videoyu. Sonuca bağlayabildik. Öneri de bize sizlerden geldi. Ürün anahtarını aldık. 16 liraya mı aldık ya? 16, 15, o aralık 20, bir şey hadi aldık. 30 olsun. Hadi 30 olsun, bizim canımız sağ olsun. Ve ürün anahtarı çalıştı, herhangi bir sıkıntı yok. İnternete de bağlandı, cayır cayır aktif etti. Başka bir yerde de çalışmıyor şu anda zaten. Kod bize özel yani.
diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Çağdaş, aynen, benim sesim kısık, sen aynen, kapatır mısın? Aynen, ben çıkış yapayım. Arkadaşlar, bu videomuzda internette 15-20 liraya gibi aşırı ucuza satılan Windows 10 lisanslarından bir tanesini satın aldık. Çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınızda kalan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sen az önce niye buraya gösterdin? Şöyle yani. Benim sakalım çıkar değil mi? Çıkar abi. Şimdi saçım da çıkar, sakalım da çıkar.